Herkese merhabalar. Bugün Medyascope'da 30 yıllık bir serüvene çıkacağız. Kürt müziğinin 90'lı yıllardan bugüne nasıl evrildiğini, nelerden faydalandığını, 90'lı yıllardaki sol protest dalganın zirvesini ve daha sonra giderek akustikleşen, biraz da geleneğe yaslanmaya devam eden bir serüveni ve bu serüvenin baş aktörlerinden birini Mehmet Atlı'yı ağırlayacağız. Bugün Mehmet Atlı'nın 30. bu sene Mehmet Atlı'nın 30. sanat yılı ve bu kapsamda da bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalardan ilki geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biz kendisine önce bir merhaba diyelim, sonra hemen söyleşimize başlayalım. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Tekrar tebrik ederiz. 30 yıl, dile kolay. Zor bir coğrafyada, zor bir sosyo-kültürel ve siyasal konjonktürde 30 yıl sanat icra ettiniz. Tekrar hoş geldiniz. Çok doğru ifade ettiniz bence de. Zor bir coğrafyada, zor bir sosyo-kültürel konjonktürde 30 yıl. Sanat hayatı zaten başlı başına zahmetli bir hayat. Bilenler bilir ama bizimki gibi ülkelerde ekstra bazı sorunlar olduğunu da söylemem lazım. Ben birçok soru hazırladım. Umarım vaktimiz olur. Hemen şeyle başlamak isterim. Şimdi 30. yıl kutlamaları mı desem, 30. yıl programımız mı desem, bu çerçevede çok sayıda Kürt sanatçı, şarkıcı, toplumun severek dinlediği, çok kıymetli insanlar sizin için bir araya geldiler. Ve bir albüm çıkardınız. Na Ne Teneme adında bir albüm. Kürtçe bilmeyen arkadaşlar için tercüme etmek gerekirse, hayır yalnız değilim anlamına gelen bir albüm ismi var. Ve birinci albüm şeklinde çıktı. Şimdi bu albümde Taracaf'tan Pervin Çakar'a, Revşen'den Sakina'ya, Brader'e çok kıymetli sanatçılar sizin için bir araya geldi. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Nasıl hissediyorsunuz 30. yılınızda ve bu kadar güçlü bir desteğin sizin için bir araya gelmiş olmasını? Bu albüm hazırlık sürecinde biraz anlatır mısın sıcağı sıcağına? Tabii ki gurur duyuyorum, çok mutluyum. Böyle bir çalışmanın gerçekleşmiş olması, en azından ilk etabının çıkarılmış olması, yakında ikinci ve daha sonra da üçüncü plağımızı, bunları üç plak halinde düşünüyoruz. Üçüncü plağımızı da çıkarmış olacağız. Üç plak halinde meslektaşlarım şarkılarımı okuyor olacaklar. 30. yıla yaklaşırken ailem biraz ısrarcı oldu. Hani bunca zamandır emek veriyorsun, bunun başka türlü ürünlerini görmeye de hakkım var diyerek yakın çevrem, başta müzisyen Mradi, yönlendirici oldu. Böyle bir çalışmaya ne dersin diye beni ikna ettiler açıkçası. Bir de şöyle bir şey var, kültür endüstrisi o kadar hızlı, dinamik işleyen bir endüstri ki sürekli üretim halinde olmanız gerekiyor. Bu hız dünyasında uzakta kalmak anlamına geliyor, uzaklaşmak anlamına geliyor. Sürekli taze üretimlerle, yeni üretimlerle alanda olmanız, görünmeniz gerekiyor. Yaratıcılığın yerini, özgünlüğün yerini görünmenin aldığı bir dönemdeyiz. Görünmeniz gerekiyor, bu açık. Buna ben de ikna olmuş durumdayım. Dolayısıyla farklı farklı üretimlerle dinleyicilerinizin karşısına, izler kitlenizin karşısına çıkmanız gerekiyor. Geçen yılın sonlarında, 2023'ün sonlarında ben Mındırdağ'a isminde bir albüm yaptım. Bu Arjen Ağar'ın şiirlerinden yeniden topladığım bir albümdü. Hemen peşinden böyle bir çabanın içine girdik. İşte şarkılarımı 30. yıl onuruna meslektaşlarımın seslendireceği bir üretim. Bununla bağlantılı olarak bir film ve bir kitap çalışması. Sizin zaten daha önceden de kitap yazdınız. Hatta bir kitapta da Tanıl Bora'nın editörlüğünü yaptığı bir kitapta, trenlerle ilgili bir kitapta siz de bir bölüm yazdınız. Şimdi ben birçok soru hazırladım ama biraz sohbet kıvamında geçsin istiyorum. Daldan dala atlayalım, evet. İstiyorum. Daha samimi, sizi de bulmuşken yani bu son derece samimi olduğunuzu da biliyoruz, işten olduğunuzu da biliyoruz. Şimdi bu trenlerle başlıyor galiba hikayeniz. Babanız bir demiryolu işçisi.
Doğru. Daha önce gazete Duvar'da Veysi Erbay'a verdiğiniz bir röportajı okudum. Orada da biraz bahsetmişsiniz. Sirkeci tren garında, Ankara'da ve Diyarbakır'da geçmiş çocukluğunuz. Şimdi bu buralarda 90'lı yılların, 80'li yılların sonu 90'lı yılların yoğun göç rotaları ve birçok yolculuk hikayesiyle karşı karşıya kaldınız. Bu nasıl etkiledi müziğinizi? Ben dedemden başlayayım bu sohbete. Benim dedem de demir yolu işçisiydi. Onun oğlu, yani babam demir yolu işçisi, dayılarım ve abilerim demir yolu çalışanları. Şimdi bir tarihte düşünün, bir coğrafyadan demir yolu gibi bir teknoloji geçiyor. Bu sadece bir teknolojik değişim anlamına gelmiyor elbette ki. Ciddi bir sosyal değişim anlamına da geliyor. Sosyal hareketlilik anlamına da geliyor. Köyde bir anda bir istasyonun inşa edildiğini düşünün. Ve bunun Almanlar tarafından, Avrupalılar tarafından inşa edildiğini düşünün. Berlin'den Hicaz'a, Berlin'den Bağdat'a devasa projelerin, küresel projelerin Osmanlı'nın son döneminde gündeme geldiğini biliyoruz. 30'lu yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 1937'de bu hat Diyarbakır'da da bir istasyona kavuşuyor. Hatta görkemli bir açılış töreni yapılıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk var açılış töreninde. Velhasıl bizim buralardan demiryolu hattı geçiyor. Bunun anlamı aynı zamanda buraların modernleşme süreçlerine entegre olması. Bunun önemli bir adımı. Benim dedelerimin kuşağı ne oluyor? Sıradan bir köylüyken, çiftçiyken bir demiryolu çalışanı oluyor. Yani proleter oluyor. Modern üretim süreçlerine dahil oluyor. Kamu sektörüne dahil oluyor. Onun oğlu babam demiryollarında işçi oluyor. Onun çocukları, benim abilerim demiryollarında mühendis oluyorlar. Şimdi bu aşama aşama gelişen bir modernleşme hikayesi. Aynı zamanda bizim köylerden çıkarak kentlere akmamızın, işçi mahallelerine, istasyon çevresinde, fabrika çevrelerinde işçi mahallelerine akmamız anlamına geliyor. Köylü bir nüfusun giderek kentlileşmesi anlamına geliyor. Bunun benim müzik hikayemle çok yakından ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü müziğimiz de böyle bir seyir izledi. Aşama aşama kırsaldan kentsele evrilen bir kültür hayatı anlamına da geldi. Çocukluğum Demiryolu mahallesinde geçti. Diyarbakır'ın istasyon mahallesi civarında geçti. Trenlerin, orada gördüğüm dünyanın benim üzerinde etkisi var. Aynı zamanda bir demiryolcu çocuğu olmanın getirdiği bazı şeyler de var. İşte trenlerle yolculuk edersiniz. Ben üniversite yıllarıma kadar trenlerle yolculuk ettim. Giderek hat üzerinde Türkiye'yi tanıdım. Ankara'yı, Sirkeci'yi, Sirkeci Garı'nda kaldım ben. Üniversite yıllarında Sirkeci Garı'nda misafirhanede kaldım. Bir mimarlık öğrencisiyken Beşiktaş'ta, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Aynı zamanda her sabah gözümü açtığımda Sirkeci'den işte Halic'i, Boğaz'ı, Marmara Denizi'ni, o kıyıları gördüğüm bir dünya. Demiryolu başlı başına bir dünyadır. Tanrı Bora'nın bahsettiğiniz kitabı Tren Bir Hayattır. Demiryolu'nun çeşitli veçelerini, çeşitli yazarlarını ele aldığı bir kitaptı. Ben de Diyarbakır Garı ve çevresini anlatmıştım. Ben aslında şeyi merak ediyordum. Şimdi demiryolu bir göç rotasıdır ya aynı zamanda. Burada çok fazla göç hikayesini de biriktirsiniz. Şimdi sizin bu çocukluk deneyimlerinizden öğrendiğiniz farklı dillerde şarkılar oldu mu? Çünkü şey de hatırlıyorum, bir röportajınızda şey demişsiniz. Bulgar göçmenlerinin de yaşadığı bir muhitte çocukluğunuz geçmiş. Sanırım İstanbul'dan bahsediyorsunuz. Ya da Bulgar göçmenlerinin de göç ettiği bir dönemde o bölgede bulmuşsunuz. Yani daha farklı dillerde eserler öğrendiniz mi o dönemden? Bir de şeye bağlamak istiyorum. İlkokulda da bildiğimiz kadarıyla tahtaya çıkıp şarkı söylermişsiniz. O şeyi de bağlayabilir miyiz? Bu iki sorumu beraber. Şaşırtıcı gelebilir ama ben bu göçmen mahallesini Diyarbakır'da tecrübe ettim. Hı. Diyarbakır'da doğup büyüdüğüm mahallenin adı, caddenin adı Göçmenler Caddesi'ydi. Kent çok katmanlı, çok kültürlü bir yer.
Diyarbakır gibi kentler öteden beri zaten bir kozmopolitizmle tanımlı. Geleneksel bir kozmopolitizmle tanımlı. Her ne kadar Cumhuriyet döneminde biraz taşralaşmış, biraz tek sesli, tek renkli kentlere dönüşmüş olsalar da buraların geleneksel bir kozmopolitizmi var, çok renkliliği var. Bahsettiğiniz Bulgaristan'dan göçen Türkler, Diyarbakır'da oturan Türklerdir. Evet. 30'lu yıllarda işte mübadele anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerini iskan edilmiş topluluklardır bunlar. Bir kısmı da Diyarbakır'daydı. Yalnız Bulgaristan'dan göçen Türkler değil, bizim mahallemizde işte Kurmancı konuşan Kürtler, Zazaki konuşan Kürtler, Batman ya da Mardin gibi yöre yerleşimlerden gelmiş Arapça konuşan bir nüfus. Dolayısıyla kendi çapımızda çok kültürlü, çok renkli diyebileceğimiz bir ortamda yetiştik ama bunun nimetlerinden çok faydalanamadık. Çünkü maalesef Türkiye'de topluluklar arasında bazı görünmez duvarlar var. Ben çok isterdim tabii ki burada Ermeni kültürü yaşamaya devam etsin, Süryani kültürü yaşamaya devam etsin, kentte duyulur olmaya devam etsin. Ama bilinen tarihsel nedenlerden ötürü bu renkliliği yitirmiş durumdayız. Ve çok çok olumsuz politikalar neticesinde halklar arasında bu kaynaşma imkanları kısıtlanmış durumda. Tam tersine ön yargılarla, duvarlarla engellenmiş durumda. Dolayısıyla bu çok kültürlülüğün nimetlerinden en azından Diyarbakır'da çok faydalanamadık. Yine de Diyarbakır eski bir kenttir, kadim bir kenttir. Müzik kültürünün köklü olduğu bir kenttir. Yemek kültürünün, folklorun köklü olduğu bir kenttir. Buna rağmen bize zayıf ışınları ulaşabildi. Yani 80'li, 90'lı yıllarda yetişmiş nesiller için konuşuyorum. Çünkü bir de tam darbe koşullarına denk gelmiş olumsuz bir tablonun içinde büyüdük. Benim asıl kimliğimle çok yönlü tanışmam İstanbul'da oldu. İstanbul gibi bir metropolde oldu. İstanbul'da Komalengi Azadi isimli grubun bir üyesi olmamla beraber İstanbul'daki çok renkliliğin, çok kültürlülüğün bir parçası olduğumuzu idrak ve orada başka Kürtlerle tanışmam mümkün oldu benim. İlginç bir biçimde. İstanbul'da ben aynı zamanda işte Ağrı'da, Van'da konuşulan Kürtçeyi, Dersim'de konuşulan Zazaca'yı tanıdım. Bunu İstanbul'un ortamında tanıdım. Sanırım bu birçok Kürt için böyle. Ben de Ankara'da ilk işte Şırnak Kürtçesi duyduğumda, Ağrı Kürtçesi duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani böyle Kürtler de var mı diye. Ben Hakkari'liyim. Bizim Kürtçemize bir miktar farklı genelin aksine. Sizi çok iyi anlıyorum. Şeye gelecektim ben de. Koma Denge Azadi yıllarına. Dürüst olmak gerekirse uzun bir süre siz özdeşleştiniz grupla. Yani birkaç solo albüm çıkardıktan sonra bile insanlar Koma Denge Azadi dendiğinde tabii ki çok kıymetli diğer üyelerine de haksızlık etmeden sizi anımsadılar. O yılları biraz anlatır mısınız? Çünkü o yıllar sadece sizin kişisel olarak değil, Kürt müziğinin de sol protest bir dalganın zirve yaptığı ve bunu da toplumda yer bulduğu, düğünlerde, halaylarda, işte toplumsal her türlü etkinlikte yer bulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Siz de bunun aktörlerinden biri oldunuz. Biraz o yılları anlatır mısınız bize? Evet, az önce kentleşmenin öneminden bahsettik ya da işte metropollere akan nüfusun birbirini tanıması. Dolayısıyla Kürt kimliğinin de yerel ölçeklerden, işte kasabalardan, köylerden, kırsallıktan, küçük küçük kentlerden çıkarak büyük kentlerde ya da işte Avrupa'da diaspora bağlamında kendini gerçekleştirmesi, Kürtlerin de birbirini farklı yönleriyle tanır hale gelmesi. Bir yerellikten çıkarak bir metropol bağlamına geçiş. Koma Denge Azadi, Koma Ahmet, Koma Agrejian gibi gruplar özellikle böyle bir tarihsel bağlama oturuyor. Grubun adıyla anılmam çok normal çünkü ben o grupta epey bir emek verdim ve ben o tarihe aynı zamanda sahip çıktım. Kendi kişisel hikayemi tarihselleştirmek istiyorum. Tek tek bireyler olarak, tek tek sanatçılar olarak hikayemiz daha büyük fotoğraflarla, daha büyük hikayelerle de ilintili. Bu ilişkiyi
bizim ya da işte müzik yazarlarının kurması gerekiyor. Müziği okumak biraz da budur. Sosyolojisiyle, tarihselliğiyle. Örneğin ben bu yıl 30. yıl albümü gibi bir şey yapıyorsam bu sırf ne diyelim bir geriye dönüp bakma, bir retrospektif, sanatta retrospektif dediğimiz eylemden ibaret değil. Bu aynı zamanda kendimi ve dahil olduğum nesli tarihselleştirme gayreti. Kendimizi bir tarihsel bağlama oturtma gayreti aynı zamanda. Böyle baktığın zaman işte Komadengi Azadi, Komahmet gibi gençlik gruplarının, üniversite gruplarının ortaya çıkışı metropollerde Kürt kimliğinin bazı dernekler etrafında örgütlenerek 12 Eylül darbesi sonrası koşullarında kendini var etmeye çalışmasının bileşenleri olarak görüyorum. Bir dernek ortamında kimliğimizi yeniden tanıdık. Kürtçeyi bilmiyor değildik. Evde konuşulan bir Kurmancı Zazaki vardı. Ama bu derneklerde kitabı bir Kürtçeyi öğrendik. Bunun gramerini öğrendik. Folklorun kaynaklarına yönelik araştırmalara yöneldik. İstanbul'da Aksaray'da Stran Kültür Merkezi, işte Beyoğlu'nda Mezopotamya Kültür Merkezi gibi ortamlarda Kürt müziğinin birikimi bir araya getirilmeye çalışıldı. Ben ilk kez Erivan Radyosu kayıtlarını örneğin İstanbul'da o ortamda tanıdım, dinledim. Evimizde cızırtılı bir radyodan dinlenirdi, bilirdik. Ama bunun biraz daha sistematik bir bilgiye dönüşmesi, arşivlenmesi, işte gençlerin faydalanabileceği bir kaynak, bir literatürün oluşumu metropol koşullarında oldu. Komadengi Azadi'yi de böyle anlıyorum. Metropol koşullarında evet. Türk kimliğinin kendini yeniden üretmesinin bir işte popüler mecrada bir karşılığı, popüler bir müzik grubuydu. Aslında o kadar güzel özetlediniz ki yani ben dışarıdan çok da sanattan anlamayan maalesef bir insan olarak biraz o dönemde yaşayan 90'ları bilen biri olarak biraz şöyle yorumluyordum. Bir Kürt merkezinden, Diyarbakır'dan ya da işte bölgeden çıkan ciddi üretimler vardı. Bir de İstanbul'dan. Şimdi biz İstanbul'dakine bir miktar daha yabancıydık. Daha gelenek dışı bir dalga olarak geldi. Buna rağmen çok güçlü bir şekilde yer buldu hayatımızda ve kültürümüzde. Son derece başarılı bir dönemdi. Şimdi siz şey diyorsunuz daha önceki yine yorumlarınızdan birinde, toplum yaşadığı şeyin sanatını üretir, toplum yaşadığı şeyin şarkısını üretir diye. Şimdi o yılları biliyoruz, 90'lı yıllar siyaseten gerçekten Kürtlerin neredeyse tamamının çok zorlandığı, çok yoğun baskı altında olduğu, can tehlikesini yoğun yaşadığı bir dönemdi ve sol protest dalga da buna bir reaksiyon olarak belki de bu kadar yer buldu. Bugün Kürtler ne yaşıyorlar? Siz bugün üretilen müziğin, bugün üretilen şarkıların Kürtlerin yaşadığı sosyal siyasal dönüşümle ne derece kesiştiğini, ne derece birbirini karşıladığını düşünüyorsunuz? Kendi şarkılarınızı da özellikle son solo albümlerinizle hesaba katarak soruyorum bunu. Çok zor sorular tabii ki. Yine geliyor mesele kimliğimizin tarihselleştirilmesi, bunun sosyolojiyle ilişkisi. Çok şey değişti 90'lardan bu yana. Değişmeyen şeyler de var. Örneğin yasaklamalar, baskı, bu kimliğin bir tür baskı altına alınması durumu hala aşılabilmiş değil. Ama bir sürü alanda da yol alındığını düşünüyorum. En azından artık konunun derneklerden, sol tandansı kültür derneklerinden çıkarak biraz daha sivilleştiğini söyleyebilirim. Ben de bu sürecin aktörlerinden biri oldum. Zamanla şunu fark ettik. Kürtçenin sosyal hayatta daha görünür olduğunu ya da bu görünürlüğü talep ettiğini, bu görünürlüğü kazandığını. Örneğin artık kafelerde de, düğün salonlarında da, sokaklarda da Kürtçe müziğin yapılabildiğini, yapılması gerektiğini gördük. Sivilleşmenin altını çiziyorum. Giderek toplumsallaşmanın, görünür olmanın altını çiziyorum. Kamusallık, farklı kamusallık biçimleri kazanmanın altını çiziyorum. Yani 80'li, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda politik gecelerde sadece icra edilebilen, sınırlı ortamlarda icra edilebilen Kürt müziğinin giderek
daha medyatik mecralara, daha sokağa, işte kafe, restoran gibi, düğün salonu gibi ortamlara da yayıldığını görmek bence olumlu bir gelişme. Bu anlamda yine sosyolojiyi takip eden bir durum var. Yani işte Kürt kimliğinin artık sadece politik çevreleri değil, halk kitleleri tarafından sahiplendiğini söylüyor bize. Ve kimliğin daha açıktan gösterildiğini, dürüstlükle, cesaretle bu kimliğin gösterildiğini ve talep edildiğini söylüyor bize. Müzik bu anlamda çok kritik bir yere oturuyor. Çünkü müzik popülerleşme, sınırları aşma konusunda en şanslı sanat dallarından biri. Ulus devletlerin sınırlarını aşıyor radyo dalgaları, televizyon dalgaları. Ses çoğaltılarak kendini yeniden üretiyor. Elden ele çoğaltılan kasetlerle büyüdük biz. Zamanla CD dönemine geldik. Şimdi internet çağındayız. Dolayısıyla kimlikleri klasik yöntemlerle baskılamanın imkanı yok artık. Bir kontrol, bir denetim yine var. Bir baskı gayreti yine var. Ama buna karşılık kendini var etme seçenekleri de çoğalmış durumda. Bu anlamda Kürt müziği kötüye gidiyor diyemem. Kalitesini ayrıca konuşuruz. Evet, başka bir konu. Aslında ama, ben bir miktar oraya değinmek istiyordum. Ama siz şeyde söylediniz zaten. Yani müziğin geniş halk tabanları tarafından sahiplenilmiş olması başı başına bir kazanım görülebilir. Kalitesi belki daha ilerleyen zamanlarda daha ciddi bir şey külliyat çıktığında buradan belki yeniden değerlendirilebilir. Ben şimdi siz akademisyensiniz aynı zamanda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde. İşsiz akademisyenim efendim. İşsiz misiniz efendim? İşsiz akademisyenim. Çok... Maalesef Türkiye YÖK ortamında kendine yer bulamayan, istifa etmek zorunda kalan bir akademisyenim. Ben Mardin Artuklu Üniversitesi'nde affedersiniz 8 yıldan fazla çalıştım. Fakat karşılaştığımız mobbing uygulamaları nedeniyle istifa ettim. Mardin Artuklu Üniversitesi şuydu. Çözüm süreci denen sürece endeksli bir üniversitede bir pilot uygulamaydı. Bundan cayıldı, bundan vazgeçildi. Bildik taşra standartlarına dönüldü ve Mardin Artuklu Üniversitesi de hızla diğer taşra üniversitelerine benzetildi. Oradaki yaratılmaya çalışılan özgürlükçü akademik ortam ikinci rektör Ahmet Ağar Akça eliyle lağvedildi. Aynı süreçte Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi, işte çözüm sürecinin çökmesi gibi gelişmeler de yaşanınca bizim gibi akademisyenlerin artık Mardin'de kalma şansı kalmadı. Ve adım adım uzaklaştırıldık. Bir biçimde ya ihraç edildik, ya istifaya zorlandık, ya da Mardin'i terke zorlandık. Evet. Dolayısıyla ben bir mimarlık akademisyeni olarak sivil mecralarda Mimarlar Odası gibi platformlarda çabalarımı sürdürmekle beraber, bu alanda yazınsal çalışmalarımı sürdürmekle beraber üniversite ortamından dışlanmış durumdayım. Bu sizi 30. yıl, işte sanat hayatınızda 30. yıl programı olduğu için ben her detayı vermek istiyorum. Yani akademisyen kimliğinizi de ıskalamak istemem. Bir de şey soracağım, yani bunu bağlamak istediğim bir yer var. Siz Kürt müziği üzerine işte 30 yıldan fazladır çalışıyorsunuz. Bir akademisyenlik geçmişiniz de var. Acaba size bölgedeki yerel yönetimlerden, belediyelerden ya da bölgedeki yerel kurumlardan Kürt dili ya da Kürt müziği üzerine bir ortak çalışma talebi geliyor mu? Şeyi ne kadar yeterli buluyorsunuz? Kamunun, gerek merkezi hükümetin, gerek yereldeki kurumların Kürt dili ve müziği üzerine yaptığı çalışmaları ne kadar yeterli buluyorsunuz? Size de bir teklif var mı bu konuda? Varsa paylaşırsanız seviniriz. Bana herhangi bir teklif olmadı ama 2000'li yıllar boyunca yoğun festival çalışmaları oldu burada. Festivallerde yer aldım. Dolayısıyla bütün bölgeyi gezme imkanı buldum. İlçelerine, zaman zaman köylerine varıncaya kadar. Ama
bu gibi şeylerin kurumsallaşması Türkiye'de çok zor. İşte daha yakın tarihte bile gördük. Kürtçe ile ilgili kurumların sık sık baskıya uğradığı, kapatıldığı, bir biçimde kriminalize edildiği, Kürtçe'ye rahatça serpilebileceği, gelişebileceği alanın bir türlü tanınmadığı. Şu veya bu tarafı savunmak durumunda değilim. Bağımsız bir aydın, bağımsız bir sanatçı gözüyle söylüyorum. Bir türlü bu meselenin ideopolitik hesaplardan kurtaramayışını kendisinin problem olduğunu düşünüyorum. Kürtçe dediğiniz dil dünyada bir dildir, aynı zamanda insanlığın birikimidir. Bunun ideopolitik tartışmalara kurban edilmesini, bir istismar konusu haline getirilmesini doğru bulmuyorum. 3 yılda, 5 yılda bir Kürtçe ile ilgili derneklerin kapatılması, bunun şu veya bu siyaset tarafından istismar edilmesini de doğru bulmuyorum elbette. Ama devletin bu denli hışmına uğramasını da doğru bulmuyorum. Kendimize yer bulamıyoruz tabii ki. Bunun arayışına da girmiyoruz. Bunun yerine ne oluyor? Piyasa dediğimiz bir alana hapsolmuş oluyoruz. Müzik aynı zamanda bir endüstri, bir sektör. Arz talep dengeleri içinde yeri olan bir şey. İnsanlar eğlence yerlerinde, barda, kafede, konser salonlarında, şurada burada müzik dinlemek istiyorlar. Biz de bu piyasanın bir parçası olmak durumundayız. Ama buna o kadar hazırlıksız, donanımsız yakalandık ki. Şimdi bunun bocalamaları yaşanıyor. Yalnız Kürt müziğinde değil, bütün Türkiye'de müziğin piyasası diye bir şey var. Ve bu piyasa maalesef baskıcı, bu piyasa sömürücü bir piyasa. Örneğin pandemi sürecinde, korona pandemisi sürecinde bir kez daha tecrübe ettik, gördük ki yangında en başta gözden çıkarılan sektör. Evet. Müzik sektörü, eğlence sektörü, dans, tiyatro, müzik, insanların en çabuk feragat edebildiği, devletlerin en çabuk gözden çıkarabildiği alanlar. Evet, çok sayıda müzisyen intihar etti, çok sayıda sanatçı mesleğini bıraktı. Korona yasakları bittikten yaklaşık 1,5 yıl sonra müzik yasağı kaldırıldı. Buradan da nedenli bir şeye maruz kaldığı, zorluğa maruz kaldığı müzisyenlerine aşikar. Ben konuyu tekrar müziğe, sizin müziğinize getirip birkaç sorudan sonra sizin de çok vaktinizi almak istemem. Zaten çok zor ulaştık size, zor bağladık. Çok da vaktinizi almak istemem. Şimdi sizin müziğinizde Kürt edebiyatı çok geniş bir yer buldu kendine. Tabii sizin gibi başka Kürt sanatçıları da oldu ama az önce de konuştuk biraz üstüne. Daha gündelik bir müzik üretimi son zamanlarda söz konusu. Yani 2-3 ay içinde unutulan bir hale geldi. Siz ama belki de ilk günden beri kaynağını Fakih Eteğran'dan, Mehmet Şeyho'dan, Mehmet Arif'tan alan şarkılara da yer verdiniz kendi yazdıklarınızın yanı sıra. Şimdi Kürt müziğinde müzik edebiyat ilişkisini ne denli önemli buluyorsunuz? Şüphesiz ki önemli ama yani burada şöyle bir problemle çıktığını düşünüyorum. Birincisi eserin kendisi çok güçlü olunca eserin özgünlüğünü yitirme riski doğuyor bir başkası seslendirdiğinde. İkincisi seslendiren kişi için de bir rüşt ispatı gibi oluyor. Çünkü ben yani Kürt olduğum için bir miktar şey biliyorum. Bunların insanların, Kürtlerin hafızasında ne kadar kıymetli eserler olduğunu biliyorum yani sizin söylediklerinizin. Siz bunu nasıl başardınız? Böyle yanıtlamaya çalışayım. 90'lı yıllarda o bahsettiğim Kürtçeyi faaliyet alanının merkezine alan derneklerde ya da Kürt kimliğini, Kürt kültürünü faaliyet alanının merkezine alan derneklerde kimliğimizi yeniden tanırken, aslında yeniden inşa ederken şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Nasıl bir repertuar seslendireceğiz? Ünlü şair Cigarhan'ın sorusu Kine'em ya da Kime'ez? Evet. Biz kimiz ya da ben kimim sorusu bana göre hala güncel bir soru. O zaman da soruluyordu. Kimlik tartışması. Hala devam ede gelen kimlik tartışması. Bir yanıyla sevgili Mehmet, tarih tartışmasıdır bu. Zamanla ilgili bir tartışmadır. Zamanın neresindeyiz? Dünya zamanının, kozmik zamanın neresindeyiz? Bir yanıyla
bir mekan tartışmasıdır. Coğrafyamız neresi? Yurdumuz neresi? Ben neredeyim? Benim ilk albümümün alt başlığı Stranem Bey Zaman U Bey Zaman'dı. Zamansız ve dilsiz şarkılar. Zaman, mekan, dil ve kimlik tartışması şarkılarımın merkezinde yer alıyor. 90'lı yıllarda o dernek ortamında kimlikle ilgili tartışmalarımızda da ya da nasıl bir repertuar seslendireceğiz gibi tartışmalarda da başlıca birkaç çözüm önümüzde belirdi. Birkaç yol önümüzde belirdi. Bir, kimliğimizi ispat etme. Biz varız. Ne kadar inkar edilse de reddedilse de biz varız. İşte köklü bir kültür, Orta Doğu'nun kadim bir halkı, kadim bir dili, onun kültürü. Dolayısıyla kültürümüzün bilinen folklorik, derin folklorik örneklerini ortaya çıkarma. Bir, bu hat vardı. İki, Kürtçenin bilinen şairlerine besteler yapmak. Modern şairlerine, klasik şairlerine, Kürtçenin bilinen edebiyatına müzikle katılmak. Edebiyattan öğrenmek. Sizin sorunuzda geçen şey. Üçüncüsü de bizatihi her birimizin yaşadığı bir gerilim. Ben kimim, ben ne yapacağım bu alanda? Benim kendime sık sorduğum bir sorudur. Folklor tek kaynak olamaz. Çünkü folklorik bir ortamda yaşamıyoruz. Köyde yaşamıyoruz artık. Feodal bir dünyada yaşamıyoruz artık. Kentsel bağlamlarda, metropol bağlamlarında, diasporada yaşıyoruz. Dolayısıyla ben kendimi nasıl anlatacağım? Bütün dünyada işte farklı müzik türleri var. Rock diye bir müzik var, caz var, pop diye bir dünya var, sayısız müzik çeşidi var. Bunun için de biz neredeyiz? Bütün dert bir kimlik kavgası mı yani? Yoksa müzisyen olarak benim de yaratıcılık diye bir derdim, özgünlük diye bir derdim olacak mı? Bir üçüncü hat da buradan çıktı. O da kendi şarkılarımızı yazmak. Yani benim bugün hala sahnede seslendirdiğim repertuar üç kaynaktan besleniyor. Bir, folklorumuz. İki, işte şairlere yaptığımız besteler ya da işte sizin adını aldığınız Mehmet Şoğan, Mehmet Arif Cizravi gibi, Ayşe Şan gibi klasikleşmiş isimlerden yaptığımız coverlar. Üç, kendi yazdığım şarkılar. Üçü de birbirinden güzel bu arada. Teşekkür ediyorum. Yani çok sağ olun. Bu sorunsalın içinden ancak uzun uzadıya düşünerek çıkmamız gerekti. Ben ne yapıyorum? Zamanın, mekanın ve kimliğin neresindeyim? Kendime sürekli sorduğum sorulardır. Ben aslında söyleşimize şu soruyla başlayacaktım da biraz unuttum. Biraz da yani sohbette değişik bir formatta akınca gözümden kaçtı. Mehmet Atlı kimdir? Derdi nedir? 30 yıldır bize hangi derdini aktarmaya çalışıyor diye. Bu son aktardıklarınız aslında bu sorunun da cevabı oldu. Size çok hızlı, kısa kısa birkaç soru sorup yayını kapatacağız. Birçok konser verdiniz, birçok konser verdiniz. Bu konserlerden bir tanesine ben de Ankara'da öğrenci olduğum dönemde katılmıştım. Benim unutamadığım konserlerden biridir. Sizin unutamadığınız bir konser var mı? Varsa nerede oldu? Biraz detay verirseniz. Tek bir konserden bahsedemem. Çünkü o kadar çok mesaim oldu ki 30 yıldır hem kendi bölgemizde hem Türkiye'nin farklı kentlerinde hem Avrupa'da o kadar farklı mecralarda bulunmam gerekti ki şunun altını çizmek isterim. Kürt kimliğinin, Kürt sosyolojisinin 30 yılda yaşadığı değişimleri ben sahnede tecrübe ettim. Amatör bir sosyolog gibi davranmak zorunda kaldım. Çünkü sanat bana göre bir iletişim. Kitleyle bir iletişim. Kitle demek de doğru değil. İzler kitle, bunun müzikolojideki adı izler kitle, sizi izleyen kitleyle bir iletişimdir sanat.
Dolayısıyla çok sosyal bir konu, sosyolojiyle çok ilgili bir konu, sosyal psikolojiyle, siyasetle çok ilgili bir konu. Çok farklı mecralarında bunun bulundum. Yani politik gecelerde de bulundum, kendi yaptığımız özel konserlerde de bulundum. Ulusal ya da uluslararası festivallerde de bulundum. Kafe, bar gibi yerlerde de bulundum. Mesela unutmadığım bir ortamı anlatayım size. İstanbul'un bir mahallesinde, Bağcılar'da Kürtçe ile ilgili bir dernek açılıyor. Gittik mahalle arasına, sahne bile yok, kamyonetin üstüne sahne kurulmuş. Ve bir kadın milletvekilimiz Sabahat Tuncel çıkmış, kamyonetin üstünde konuşma yapıyor. Bir müzisyen olarak ben nasıl davranabilirim? Bas gitar var, cello var, elimde gitar var. Milletvekili çıkıp konuşma yapıyorsa ben de çıkıp şarkılarımı, cello'mu, bas gitarımı çalabilirim diye düşündüm. Orada artık şartların ne kadar elverişli olduğuna bakmıyorsunuz. O kitlesellik, o toplumsallık sizi bir biçimde içine çekiyor. Evet. Tabii ki yaptığımız şey üzerine de düşünme zorunluluğu doğuyor. Bir amatör sosyolog gibi. Ben ne yapıyorum, burada rolüm nedir? Müziği seviyorum, ben müziğe aşığım. Benim aslında işim müzik. Ben saz çalmayı, gitar çalmayı, lafta çalmayı seven, şarkı söylemeyi seven bir insanım. Çocukluğumdan beri bu böyle. Aynen bahsettiğiniz gibi işte okulda tahtaya çıkarılan bir çocuktum. Evet. Kitlenin karşısında olma psikolojisini, sorumluluğunu erken yaşlardan beri biliyorum. Müzik su gibi, ateş gibi bir kaynaktır. İnsanları toplar, bir araya getirir. Bir hemhallik, bir özdeşleşme durumu oluşur orada. Ve siz de müzisyen olarak rolünüzün farkında olmak durumundasınız. Sorumluluğunuzun farkında olmak durumundasınız. Ben bu sorumluluğu taşımaya çalışıyorum 30 senedir. Rolümü anlamaya ve rolümü doğru oynamaya çalışıyorum. Mehmet Bey, ben de sıkı bir takipçiniz olarak, uzun yıllardır sizi dinleyen biri olarak bu rolü gayet başarılı yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Tekrar sağ olun katıldığınız için. Vaktinizi aldık. Daha nice 10 yıllara, daha nice 30 yıllara. İkinci albümümüzü de dediğiniz gibi ilk albüm çıktı. 30. yıl onuruna bir albüm çıktı. Ne Teneme isimli. İkincisi ve üçüncüsünü de çıkacağını söyledi Mehmet Bey. Onları da heyecanla evet. Bekliyoruz. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ne Teneme, hayır yalnız değilim demek. Sizin de başta belirttiğiniz gibi Abdullah Peşev'in bir dizesi, bir şarkımda geçiyor. Bu vesileyle ben de bir kez daha yalnız olmadığımı meslektaşlarımla, izler kitlemle, işte bizi izleyen, bizi davet eden medyayla aslında yalnız olmadığımızı, çeşitli dayanışma köprülerinin var olduğunu hissediyorum. Sizin bizi davet etmeniz önemli. Bağımsız medyanın varlığı önemli. Çünkü medyanın bu denli güdümlü, bu denli bir yerlere angaje olduğu bir ortamda bağımsız medya mecralarını tabii ki önemsiyoruz ve bir kader ortaklığı, aramızda bir kader ortaklığı olduğunu da hissediyorum. Sizin beni davet etmeniz ayrıca önemlidir. Teşekkür ediyorum. İstanbul'a geldiğinizde stüdyoya da bekleriz diyelim o zaman. Tekrar ağzınıza sağlık. Nice 30 yıllara diyelim. Çok sağ olun. Çalışma arkadaşlarınıza da selamlar, başarılar. Sağ olun. Evet, sevgili Medyaskop izleyicileri, bugün çok değerli, çok kıymetli bir sanatçımızla beraberdik, Mehmet Atlı'yla. Sanat hayatının 30. yılına girerken kendisi bize, yani sizlere, evlerinize, telefonlarınıza konuk oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.